Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Whiteout Survivor'ımızdan ayağı nedir? Nasıl etkili puan kasılır? Ayağında yapmamız gereken şeyler nelerdir? Kısaca ondan bahsedeceğim. Şu an tabii ki ayağı yok. Gecenin bir vakti şu anda. Ama anlatacağım şeyler olsun olmasın işinize yarayacaktır. Şimdi ayağında dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Birincisi, yani iyi puan kasabilmek için köyünüz tuzağa çok yakın olması gerekiyor. Genelde ittifaklar iyi puan kasan, yani güçlü komutanlar olanları tuzağa en yakın olan yere konuşlandırıyor. Sonra geri plana atıyorlar. Bunun sebebi de, atıyorum, şuradasınız, şurada. Şuradasınız. Seferberlik açtığınızda herkes buraya gelmek için bayağı bir zaman kaybediyor. Geri buradan, seferberlikten buraya kadar bayağı bir zaman kaybediyor. Atıyorum 30 dakikada 6 sefer atacaksanız 4 sefer atıyorsunuz. Yani 2 seferlik puanı kasamıyorsunuz. O yüzden köyünüzün uzaklığına dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci husus ise komutanlarınızın gücü. Ya askerleriniz T9 olsa da, mesela şimdi bizim ittifakta Kerin %90'ı T9. Ama birinci olan var. Ben 12. oluyorum. Aradaki fark ne? Aradaki fark komutanların gücü. Komutanların gücü nedir? Donanım. Buradaki donanımları şundan yaparsanız, şu gardiyan eldiveni. Yani bu özel bir item. Daha önce de bahsetmiştim bundan. Bu itemi esans taşıyla basıyorsunuz. Ha, kahramanlarınız bu itemler olduğunda, yetenekleri de güçlü olduğunda askerleriniz daha iyi vuruyor. Yani güçlü vuruyor. Atıyorum bir seferberlikte 20k vuruyorsa, donanımları iyi olan bir komutanına gittiğinde 40k vuruyor. Yani iki katı daha fazla puan alıyor. İkinci dikkat etmeniz gereken husus da bu. Üçüncüsü de, atıyorum seferberliği açtınız. İkinciye hemen askeri bölüp diğer arkadaşa seferberliğe göndereceğim. Üçüncüye seferberliğe göndereceğim. Kaç tane seferberlik puanınız varsa, ya hakkınız varsa, bende 5 tane var. 5'ini de gönderin ve sürekli takip edin. Geri döneni geri gönderin. Geri döneni geri gönderin. Hiç zaman kaybetmemeniz gerekiyor İyi puan kasabilmek için. Tabi seferberliğinizi de takip etmeniz gerekiyor. Üçüncüsü de bu. Dördüncüsü de, şehre geldiğinizde şehir bonuslarına girip şuradan birlik öldürücülüğü, birlik saldırısı. Bunlar da birliğinizin toplam gücünü %10 arttırıyor. Şöyle göstereyim. Yani 2 saat boyunca %10 arttırır diyor. 12 saate gerek yok. Tabii bunu da almak için 2000 tane elmas gitmesi gerekiyor. Yani onu almayabilirsiniz ama iyi puan kasayım derseniz onu almanız gerekiyor. Yani bu 4 hususa uyduğunuz zaman ayağında İyi puan kasarsınız. Ya birinciliğe bile oynarsınız, öyle diyeyim. Diyeceklerim bu kadardı. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı. Bir de şu üstümde, tam üstümde abone hedefimiz var. Yani 2000 olarak koydum da, abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hatta beğenerek de videomuzun ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki Whiteout Survivor'umuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.